Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. sınav için hazırlanmış senaryo 1 örnek sorularını çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyacağım. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar, bunu matematiklerin içine koyacağım sevgili arkadaşlar. Matematiğe de ait tüm testleri böyle sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca fen bilimleri oynatma listesi de açabilirim yorumlara göre arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Aylık örnek sorular, LGS çalışma kitabı, çıkmış LGS soruları arkadaşlar. Bunlara da bakmayın, ihmal etmeyin. Ben yine onların da buraya linklerini koyarım. Evet, birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Diyor ki bana, 21 Haziran'da kuzey ve güney yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebini açıklayınız. Arkadaşlar, bunun sebebi nedir? Dünyanın dönme eksinin eğik olması. Bak, normalde biz dünyayı hep böyle düşünürüz. İşte kuzey yarımküre vesaire. Şöyle gibi eksen, böyle hayali bir çizgi çektiğini düşün. Ama arkadaşlar, dünya böyle dönmüyor. Şu eksen hafif eğik oluyor. Yani şu arkadaşı aldığımızda şöyle bir eğiklik var. Çok fazla eğdim. Dolayısıyla mesela dünya, buradan güneş ışınları geldiğinde arkadaşlar, güneş ışınları buradan geliyor, paralel geldiği düşünülür. Bakın, bu yüzeylere dik düşer. Şu yüzeylere, tabii güneşimiz çok kocaman, şu yüzeylere eğik düşer. Arkadaşlar, dik düşen yüzeylere ışınlar sıcak olur o yerler. Eğik düşen yerlerde nispeten daha soğuk olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. İşte eksen eğikliği desen yeterli. Eksen eğikliğinden ötürü arkadaşlar, gelen ışınların farklı açılarda gelmesi, dolayısıyla kuzey ve güney yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşmasına sebebiyet verir. Fiziken açıklamaya çalıştığım şey de benim buydu, görüntü olarak. Tamam, güneşimiz çok büyük. Güneş ışınlarının dünyaya böyle paralel paralel geldiği varsayılır arkadaşlar. İkiyle yolumuza devam edelim. Diyor ki, tek başına eksen eğikliği desen de zaten kabul olacaktır diye düşünüyorum. Öğretmeninize yine de sorun. Çünkü bazı öğretmenler kabul etmeyebilir. Bezelyelerde uzun boylu aleli U, kısa boylu aleline küçük U baskındır. Güzel. Yani arkadaşlar, uzun boylu, o zaman uzun boylu saf döl bezelye ile melez döl bezelyeyi çaprazlayarak oluşabilecek fenotip oranlarını yazınız. Arkadaşlar, uzun boylu saf döl bezelye dediğine göre ne demeliyim? Büyük U, büyük U demeliyim. Melez diyebilmem için de ne demem lazım arkadaşlar? Büyük U, küçük U. Bak, şimdi bunları çaprazlayacağız sevgili arkadaşlar. Çaprazlama yaptığımızda bak, büyük U ile şu büyük U geliyor, U oluyor. Büyük U ile küçük U geliyor, büyük U küçük U oluyor. Yine büyük U ile büyük U geliyor, büyük U büyük U oluyor. Yine büyük U ile küçük U geliyor, büyük U küçük U. Çaprazlamanın gerçek söylemi budur arkadaşlar. Ama bazı öğretmenlerimiz şöyle de öğretti bize de. Büyük U, büyük U yazıyoruz. Şuraya büyük U, küçük U yazıyoruz. Bak, büyük U, büyük U, büyük U, büyük U, büyük U, küçük U, büyük U, küçük U. Böyle yazdıklarımız da oluyor değil mi? Böyle öğreten öğretmenlerimiz de oldu. Ama çaprazlama deyince böyle görüyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bu uzun boylu. Bu yine uzun boylu, değil mi? Çünkü uzun boylu baskındı arkadaşlar. Yine uzun boylu. U baskındı. Bu da uzun boylu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, tamamı. Biz tamamı deyince de nedir sevgili arkadaşlar? Çaprazlama sonucunda bezelye fenotiplerinin tamamı. Yani %100'ü arkadaşlar uzun boylu olur. Daha fazla uzun etmiyoruz. 3 ile devam ediyoruz. Anlaştık. Güzel. Her iki tipte de gösterdim. Çaprazlama dediğin şey şu şekilde gösterilir aslında. Pratik olsun diye bazı öğretmenlerimiz böyle de gösterdi. 3 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. 3. soruda diyor ki, aşağıda 2 örnek verilmiştir. Bir önce örnek, ikinci örnek. Bu örneklerin hangi kavramlara ait olduğunu gerekçesiyle yazınız. Birincisi diyor ki arkadaşlar, güneş ışığı altında bir süre kalan insanın bronzlaşması, bazı insanların altı parmaklı doğması. Sevgili arkadaşlar, birinci örnekte
çok açık gözüküyor. Bu nedir? Modifikasyondur. Sebebi nedir sevgili arkadaşlar? Ben sözü söylemeye çalışayım. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişiklik sonucu olmuştur, değil mi? Genlerin işleyişinde meydana gelen değişiklik. Bundan ötürü modifikasyon diyoruz. İkinci kısma baktığımızda arkadaşlar, bazı insanların altı parmak olması da ne olmuş? Mutasyona uğramış. Mutasyon sonucu arkadaşlar. Mutasyonda ne olması gerekiyor arkadaşlar? Genlerin yapısında meydana gelen bir değişiklik olması lazım. Çünkü genlerin yapısında değişiklik olmuştur. Birincisinde sevgili arkadaşlar genlerin işleyişinde değişiklik var. Diğerinde de genlerin tamamen yapısında bir değişiklik olmuş. Bundan ötürü bu arkadaşa da mutasyon diyoruz. 4 numara gelsin o zaman. Gelsin. Hop çağırıyoruz 4 numarayı. Hop gelsin. Oo basınç en sevdiğim. Sevgili arkadaşlar ben bunu sayısal çözmeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz orijinalde matematikçiyim ben. Aşağıdaki özdeş küplerle oluşturduğumuz KLM düzenekleri verilmiştir. Bu düzeneklerde zemin arasında oluşan basınçları büyükten küçüğe eşitleyin. Arkadaşlar özdeş küpler dedi. Bak burada 2 tane küp var. Yani ağırlık olarak şimdi biz bunlara lisede GG diyeceğiz. Ama sen şöyle de. Bak bunda 2 tane var. Bunda 2 tane var. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bunda da 4 tane var. Sevgili arkadaşlar bir de alanlara bakalım. Bak alanlar 1, alanlar 2, şuraya şöyle bir bak. Alanları buraya yazıyorum. Bunlar da ağırlık yazıyorum. Neden böyle yazdığımı da söyleyeceğim sana. Kolay hesap olsun diye. Bak yüzey gene 2 tane var. 2 tane. Yüzey 1 tane. Sevgili arkadaşlar basınç neydi? Katılarda ağırlık, dik ağırlık bölü alan idi değil mi? Ha, işte ben bunları hesaplayacağım. Sevgili arkadaşlar K için yazın. Bak ağırlık bölü alan 2 bölü 1. L için yaz. Hatta bunları PK diyelim de gözünde alışsın. P pressure İngilizceden geliyor. L'ninkisi arkadaşlar 2 bölü 2. Bak M'ninki 8 bölü 2. N'ninki de arkadaşlar 4 bölü 1. Gel bunları hesaplayalım. 2 bölü 1, 2'dir. 2 bölü 2, 1'dir. 8 bölü 2, 4'tür. 4 bölü 1, 4'tür. Ne görüyorsunuz sevgili arkadaşım? Öğretmenim şunu görüyorum. PM ile PN birbirine eşit. Bunlar PK'den fazla. En düşük olan PL oldu. Bak tereyağından kıl çekercesine çözdük sevgili arkadaşlar olayı. Peki öbür türlü hiç sayı yazmasak nasıl derdik? Şöyle derdik. Sevgili arkadaşlar bak ağırlıkları aynı ama bu arkadaşların ağırlıkları aynı olduğu halde şunun yüzey alanı daha fazla, bunun yüzey alanı daha küçük olduğu için KL'den büyüktür derdim. Bak K'yi L'den büyük yazdık zaten. Şimdi şu ikisine geldiğimizde yüzey alanları aynı olduğu halde sevgili arkadaşlar bu daha da ağır. Ağır olduğu için bu sefer M, L'den büyüktür derdim. Bak M'yi de L'den büyük yazdık. Pardon L'den tamam. Bir dakika K, L. Burayı yanlış mı yazdım ben ya? Yok doğru yazdım. Sevgili arkadaşlar şuraya geldiğimizde de bak bu arkadaşların ağırlıkla yüzey alanları oranları. Burada başka bir şey söyleyecek halimiz yok. Mecbur bunu söyleyeceğiz. Ağırlıkla yüzey alanları oranları aynı olduğu için birbirlerine eşittir diyeceğiz. Ama benim sana önerim budur. Kaç tane kutu var bölü kaç tane alan var? En güzeli budur arkadaşlar. Seni hiç yanıltmaz. 5'i çağırıyorum o zaman. Gelsinler. Let's go number 5. Okay Tomento değil mi? Güzel. Sıvı basıncının yoğunluk ile ilişkisini göstermek amacı ile aşağıdaki PRST kapları kullanarak bir deney yapılacaktır. Arkadaşlar yoğunluk D ile gösteriyoruz. Buralarda bak yükseklik. Bu deneyin amacına ulaşabilmesi için hangi kapların kullanılması gerektiğini belirtiniz. Arkadaşlar benim inceleyeceğim husus yoğunluk. Yoğunluğu inceleyebilmem için öyle bir tasarlamam lazım ki arkadaşlar öyle bir deney tasarlamam lazım ki değişken yani iki deneyde de değişken şeyin değişmiş olan şeyin öz kütle yoğunluk olması lazım arkadaşlar. Bakın buradan S ve T'yi seçiyorum. Bakın aynı kaplar aynı. Evet. Yükseklikler aynı.
Ortam aynı, her şey aynı arkadaşlar. Bölmeler aynı. Sadece malzemeler farklı. Yani yoğunluk farklı. İşte arkadaşlar ben burada bir kıyas yapabilirim. Suyunkünü farklı ölçerim, zeytinyağını ölçerim. Böylelikle yoğunlukla ilişkilendirme şansım olur. Hangisini sevgili arkadaşlar değerlendiriyor isem, burada öyle aklına kalsın. Hangisini değerlendirmek istiyorsam, her iki deneyde de bütün koşullar aynı olmalı. Sadece yoğunluk farklı olmalı. Yoğunluk yani su ve zeytinyağının farklı olduğundan dolayı. Anlaştık mı arkadaşlar? Deneyin triği de budur sevgili arkadaşım. Bir değişken, bağımsız değişken gibi böyle uzun uzun laflar da edebilirsin. Değil mi? Değişkenin bağımsız değişken olması lazım. 6 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 6 numarada şöyle sesleniyor. Aşağıdaki ABC kaplarını görseldeki gibi su doldurulmuştur. Bu kapların tabanında oluşan sıvı basıncı büyükten küçüğe sıralayın. Arkadaşlar siz bunu lisede şöyle öğreneceksiniz. Basınç sıvılar için H, D, G diyeceğiz. Şimdi bunu bilsen de olur, bilmesen de olur. Bu ne demek? Bakın bu yükseklik. Yükseklik. Arkadaşlar sıvı seviyesinden yükseklik. D dediğin şey yoğunluk. Öz kütledir kendileri. G dediğinde arkadaşlar yer çekimi ivmesi. Yani bir sıvının basıncına baktığımda arkadaşlar ne kadar yüksekliği fazla ise o kadar fazla basınç olur. Yoğunluk dediğinde arkadaşlar maddenin cinsine bağlı. Bak hepsi de su, su, su. Hepsi içinde bu yoğunluk aynı. G dediğimiz yer çekimi ivmesi arkadaşlar. Yani onlarla doğru orantılı ya. Bunlar da hepsi için aynı değerde. O zaman ben aynı malzemeler için baktığımda yüksekliğe bakarım. Yüksekliği kimin fazlaysa basıncı onun fazladır. Sevgili arkadaşlar C ile B birbirine eşittir. Çünkü yükseklikleri aynı. Bak sevgili A'nın minnak kalmış bir tane H. Bu da bunlardan düşük olur arkadaşlar. Tamam mı? Sen buna şöyle de yazabilirsin. A, B, C eşittir. C de yazabilirsin. Hiçbir mahsur yok. Ben P yazıyorum ki hani gözün alışsın diye. Bunlar da sevgili arkadaşlar basıncı temsil ediyor. Devam edelim. Neden duruyoruz ki? 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soruda uçtu. Geldi. Sahnedeki yerini aldı. Okey tomento. Harika. Görselde verilen periyodik tablo kesitinde element sınıfları farklı desenleriyle işaretlenmiştir. Bu desenlerin temsil ettiği elementlerin sınıflarını yazın. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Bunu bak diğer soruda da kullanacağız. Şurada görmüş olduğun sevgili arkadaşlar sınıflar ametaller. Ametaller metal olmayan demek. Şurada yatay çizgilerle gösterilmiş olanlar arkadaşlar metaller. Metal diyebilirim. Şurada nokta 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 olarak gösterilmiş yerlerde sevgili arkadaşlar yarı metal. Bunlar en önemli şeylerimiz arkadaşlar bizim. Bu periyodik tabloda göstermeyi istediğimiz. Anlaştık. Güzel. Yerlerini bilmekte fayda var. Diğer soruda da ikinci senaryoda da kullanacağız bunu. Aa 8. soru da varmış. 8. soruya bakıyoruz. Bir maddenin molekül yapısında meydana gelen değişim aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar şimdi molekül yapıya bakıyorum. Böyle bir molekül yapı var. Sonra ne olmuş? Bak molekülün yapısında sevgili arkadaşlar bir değişiklik olmuş. O zaman bu değişim nasıl bir değişimdir sevgili arkadaşlar? Kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişim. Molekül yapısında değişim olmadan mesela ben şu kalemi alsam şöyle büksem fiziksel değişim olur ama yakarsam kimyasal değişim olur arkadaşlar. Bak mesela bu değişimi günlük hayattan iki örnek verin dedi mesela. Bak kalemin yanması dedim ben. Kalemin yanması, kağıdın yanması öyle de diyebilirsin sevgili arkadaşım. Yanmayla bir tane örnek verdiysek mesela sütün ekşimesine de örnek verebiliriz. Sütün, yoğurdun ekşimeleri de çünkü arkadaşlar moleküler yapıda bir değişiklik meydana geliyor. Sütün ekşimesi. Güzel yazmadın hocam diyenleri de sözlü konuşuyorum ya. Sütün ekşimesi. Tamam mıyız? Bu yanma olayı da kimyasaldır. Sevgili arkadaşlar söylediğim üzere LGS çalışma defteri kitabını çıkmış LGS sorularını
kazanım testlerini çözmeyi lütfen unutma. Onların ben linklerini koyacağım. Buradan bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.